süreç? Bu görüşme zinciri şu anda Milli Savunma Bakanlığı kanalı ile yürütülüyor. Malum Savunma Sanayi Başkanlığı bizler katsa yaptırımından dolayı artık muhatap değiliz. Ama tabii F-35'ten doğan hatlarımız iki kategoride düşünülmeli. Bir, ortaklık için verilen miktar, bir de uçaklar için verilen miktar. Bunların toplamı 1.4 milyar konuştuğumuz rakam, bu ikisinin toplamı. F-16 meselesinde blok 70'lerin istenmesi söz konusu. Bu bir kendi mecranda giden bir iş. Görüşmeler yapılır. Bir anlamda Amerikan yönetiminin ve kongrenin Türkiye'ye karşı ne kadar iyi niyetli olduğunda bir testi olacak diye düşünebiliriz. Bizi ilgilendiren kısım, yani Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye Savunma Sanayi'ni ilgilendiren kısmı ile biz bu konuda Türkiye'nin yeteneklerini maksimum ölçüde sahada tutmakla görevliyiz. Yani bir, F-16 modernizasyonu dediğimiz konuda kendi başımıza yapabileceğimiz her şeyi bir adım ötesini de hatta yapabilmekle ilgili kabiliyetleri sürekli daha da artırarak yürüyeceğiz. İki, Hürjet uçağımızın çalışması devam edecek. Sadece bir jet eğitim uçağı değil, belirli muharip kabiliyetlerinde olacağı bir uçak olması için değişiklikler yapıldı. 3 milli muharip uçağın hızla, daha da hızlandırılarak devam etmesini söylüyoruz. Bunlar da diğer taraftan F-16 ile ilgili görüşmeler devam ederken, ki F-16 görüşmeler aslında bir FMS dediğimiz, yani yabancı askeri satışlar diye bir mekanizma var. O mekanizma çerçevesinde yürütülen bir mesele. Ama o kendi mecranda giderken bizim ilgi alanımız ise F-16 modernizasyon projesinin Türkiye tarafından maksimum ölçüde yapılabilmesi. Diğer taraftan da kendi yerli unsurlarımızın ve bu projelerimizin daha da hızlandırılması. O kendi mecranda giden işte neticeyi göreceğiz. Ama biz Türkiye Savunma Sanayi olarak diyoruz ki, evet, hava kuvvetleri ihtiyacı olarak bir ihtiyaç gündeme getirildi, bu görüşülür. Ama diğer modernizasyon ve mevcut uçaklarımızın kabiliyetleriyle ilgili Türkiye'de oldukça unsurlar var. Bunu da safa safa devredeceğiz. Yani geçmişe baktığımızda biz hikayeler anlatıyoruz. Hakim kalmış projelerden bahsediyoruz. Bunların niye hakim kaldığına çok dikkat etmek lazım. En önemli faktör ne? İrade ve destek. Yani devlet iradesi diyor ki ben bunu sonuna kadar arkasındayım. Bu iradenin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız var. Malum her ortamda bu desteklerini ve bu kararlılıklarını belirtiyorlar. Yani işte Türkiye S-400 almaya karar verdi, şimdi bir de tartışma. İyi mi oldu, şu kadar para kaybettik, şu oldu, bu oldu. Burada bakın Sayın Cumhurbaşkanı bir kararlılık da duruyor. Şimdi yorumcuları dinleseniz öldük bittik. Şimdi burada liderlik ortaya çıkıyor. Yani evet, buna karar verdi Türkiye. İşte pişman olması lazım diyenler, ya bu bir strateji ve karar ve bunun bir sonucu var. Bu sonucunu daha da göreceğiz. Yani artısı eksi, ama bir kararlılık neticede bize işte bir ortak üretim şeyi getirecek. Kendimize yeterliliğimizi test ettirecek. Hava savunma sistemimizi belli bir seviyeye getirecek. İşte en son anlattığım uçak gemisi meselesi. Yani kimse uçak gemisinden bahsetmek istedim. Yani pat diye uçak gemisi çıktı. Hatta birçok ya bir dakika nereden çıktı falan diyenler vardı. Dediğim gibi uçak gemisi tek bir uçak gemisi değil. Çeşit çeşit uçak gemileri var. Oturup da masada uçak gemisi ne olabilir, nasıl olabilir diye tartıştığımızda makul ve son derece dünyada da ilk çekilen bir konsepte doğru gidiyoruz. Bu irade olmadığı durumda acaba şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı, işte ya falanca devlet işte bizimle aramız kötüleşti, acaba ne yapacağız, işte falancalar şunu vermezse öldük bittik gibi korkular, endişeler yanında, ama cesur bir duruşu gördüğünüzde aslında bu gidişin arkasında bir lokomotif olduğunu hissediyorsunuz. Tabii kadrolar önemli, kadroların kararlılığı önemli, milli duruş önemli, alttan gelecek bu gençliğin dinamizmi önemli, bunun geleceğini planlarken, geleceğe biz güvenle bakıyoruz derken gerçekten bu heyecanı görüyoruz. Bu heyecanın gençliğe yayılma mekanizmalarını gördük. Bu mekanizmalar da yine bir iradenin neticesinde yayılabiliyor. Uçmadan, kaçmadan, hayalperest olmadan, hayallerimizi büyük tutarak
bu yola devam etmek durumundayız. Ama devam ederken eğer bu desteği hissedemezse biz kadrolarımız bir anda duraklama mümkün. O açıdan ama Türkiye artık burada tünelin ucunu gördü. Yani bilen bilmeyen, duyan duymayan devletin bu konuda artık geri duramayacağını, devlet iradesinin ve liderliğinin burada artık Türk milleti tarafından beklendiğini, bu iradeyi gösteremeyecek hiçbir yönetimin olamayacağını, çünkü millet artık buna müsaade etmeyecektir diye düşünüyoruz. Bu gidişatı inşallah devam ettiririz.